Soru şu. Hocam ben yıllardan beri çaba gösteriyorum, gayret gösteriyorum, çalışıyorum, emek harcıyorum. Ticaretin içerisindeyim ama bir türlü başaramıyorum. Bir türlü ilerleyemiyorum. Arzuladığım o zenginliğe, arzuladığım o berekete, bolluğa ulaşamıyorum. Hocam bunun sebebi ne? Ben 30 seneden beri çalışıyorum. Neden olmuyor? Bu sorulara benzeyen birçok soru var aslında. Hepsi birbirine benziyor. Ama ben genel manada bir cevap vermek istiyorum. Şimdi sen 30 seneden beri ticaretin içerisindesin. Tamam. İşin içindesin, çalışıyorsun, çaba gösteriyorsun, koşturuyorsun, gece gündüz emek harcıyorsun. Hesabın var, kitabın var, muhasebesini yapıyorsun ama 30 seneden beri yerinde sayıklıyorsun. İlerleyemiyorsun. Çünkü sen aynı davranışları tekrarlayarak farklı bir sonuç istiyorsun. Tamam. Aynı davranışları tekrarlayıp farklı bir sonuç olmuyor. Şu sonuç oluyor. Bu sonuç oluyor. Tamam. Şimdi hocam bunların asıl sebebi ne? Bir kere biraz önce dediğim gibi davranışlarda değişiklikler yapmadığın için. 30 seneden beri aynı davranışı sergiliyorsun. Peki bu davranışın asıl sebebi ne? Neden değiştiremiyorsun davranışını? Bu davranışlarını niye değiştiremiyorsun? Sebebi ne? Düşünce yapısı bak. Kafandaki bakış açısı. Kafandaki kilitler durduğu için 30 seneden beri hep aynı olduğu için sen bu düşüncelerini değiştirmediğinden dolayı kafandaki kilitleri çözmek için uğraşmadığından dolayı veya yanlış anahtarları denediğinden dolayı bir türlü kafandaki engelleri kaldıramadın. Kafandaki kilitleri çözemedin. Çözmediğinden dolayı hep aynı davranışları uygulayarak aynı sonuçlar elde ediyorsun. Aynı davranışları sergileyerek farklı sonuç elde edemezsin. Bu gerçeği kabul et. İlk yapman gereken şey kafandaki engelleri çözmek. Peki hocam benim kafamdaki engeller nelerdir? Bu nereden geliyor? Bak nereden geliyor ben sana söyleyeyim. Sen daha ilk dünyaya gelmeden, bak anne karnındayken, 5 aylıkken, anne karnında 5 aylıkken senin bilinç altın açılıyor. Sana yüklemeler yapıyorlar. Sen ta o zamandan itibaren duyduğun cümleler ile kodlanıyorsun. Programlanıyorsun. Dünyaya ilk geldiğin andan itibaren yine devam ediyor. Bu cümleler sürekli sana söyleniyor. Parayla alakalı, işle alakalı, hayatla alakalı sürekli 144 bin ile 255 bin kelime ile programlanıyorsun 18 yaşına kadar. Tamam, 18 yaşına kadar programlandın. Bilgisayar gibi düşün. Sen biyolojik bir robot gibi olduğunu düşün. Robotlar nasıl programlanırsa o şekilde hareket eder. Farklı hareket edemez. Öyle programlanıyor insanda. İstatistikleri söylüyorum. 144 bin kelime ile 255 bin kelime arasında sana sürekli engeller söyleniyor. Sürekli engel olunuyor. Sürekli önüne taş konuyor. Yapamazsın, beceremezsin veya yanlış düşünceleri sana yüklüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ticarette başarılı nasıl olunmuyor onu öğretiyorlar sana. Nasıl olunmuyor? Nasıl başarılı olamazsın? Bir işin nasıl yapılamayacağını anlatıyorlar sana. Senin bilinçaltında öyle programlanıyor. Sen 30 seneden beri başarılı olamıyorsun. Çünkü kafandaki kilitler bunlar. Şu gördüklerin kafandaki kilitler. 30 seneden beri uğraşıyorsun, gayret gösteriyorsun, emek harcıyorsun, uykusuz geceler geçiriyorsun. 30 sene boşuna yerinde sayıkladın. Çünkü senin engellerin bu cümleler, kelimeler, yanlış kodlar, kafandaki
Kilitler seni engelliyor. Sen hep çözümleri başka yerde aradın. Başka bir şeyler yapmaya çalıştın. Gittin, yatırım yapayım dedin. Arsaya, daireye, yatakata yatırım yaptın. Ama şuraya, şu kafaya yatırım yapmadın. Tamam mı? Şu kafaya, içine yatırım yapmadın. Kilitleri açmak için çaba göstermedin. Hep engelleri başka yerde aradın. 30 seneden beri uğraşıyorsun. Yapamıyorsun. Bir 30 sene daha uğraşsan yine yapamayacağını bu şekilde aynı davranışları tekrarlayarak farklı sonuç elde edemeyeceğini ben sana şimdiden söyleyebilirim. Yapacağın şey kafandaki kilitleri bulmak. Engelleri bulmak. Yapamazsın. Beceremezsin. Senden adam olmaz gibi sürekli duyduğun toplam 144 bin ile 255 bin kelime arasında sana söylenen negatif telkinleri bulup bakış açını değiştirmen lazım. Kilitleri açman lazım. O zaman davranışlarını değiştiririz. Sen eğer şu sonucu elde etmek istiyorsan, bak şu sonucu elde etmek istiyorsan, o zaman şu şekilde değil, ne yapacaksın? Farklı bir davranış sergilemen gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Bu sonucu elde etmek istiyorsan, o zaman bunları yapacaksın. Tamam. Veya şöyle diyelim. Sen 4 sonucunu elde etmek istiyorsan 2 artı 2 yapacaksın. Veya 3 artı 1 yapacaksın ki 4 çıksın. Sen 4 istiyorsun ama buraya yanlış sayılar koyuyorsun. Yanlış davranışlar sergiliyorsun. 4 olmuyor. Yani arzuladığın bolluğa, başarıya, berekete ulaşmak istiyorsan o zaman davranışını değiştirmeden önce kafa yapını değiştireceksin. Kafa yapını değiştirdikten sonra, bakış açını değiştirdikten sonra davranışın değişecek. Davranışların değişmeye başladığı zaman istediğin, arzuladığın hedefe ulaşacaksın. Peki oluyor mu? Yaptılar mı? Başardılar mı? Evet. Bütün başarılı insanların hayatını bir incele. Onlarla alakalı kitaplar yazılmış. Biyografi kitapları var. Onları okuyabilirsin. Onlar ne zaman kafalarındaki kilitleri çözdüler? İşte ondan sonra başarı geldi. Ondan sonra bolluk geldi. Ondan sonra bereket geldi hayatlarına. Dolayısıyla senin yapman gereken en önemli şey doğru anahtarla kafandaki kilitleri açmak. Kafandaki kilitleri çözersen İşte o zaman arzuladığın başarıya ulaşırsın. Arzuladığın huzura ulaşabilirsin. Arzuladığın o bolluğu, bereketi, zenginliği yaşarsın. Daha başarılı olabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyacın yok. Bilgi yerine bakış açısına ihtiyacın var. En önemlisi bakış açısı. Kafandaki kilitleri çözmek. Buna ihtiyacın var. Daha fazla bilgiye değil, daha fazla kitap okuyarak değil, daha fazla bilgi sahibi olarak değil. Eğer bilgiyle olsaydı dünyanın en başarılı, en zengin insanları ordinarius profesörler olurdu. Ama biraz araştırın, bakın dünyanın en zenginleri genellikle diploma sahibi değiller değerli arkadaşlar. Onların sadece bakış açıları farklı. Dolayısıyla herkesin en önemli ihtiyacı olan şey ne? Kafasındaki engelleri kaldırıp, kilitleri açıp, potansiyelini kullanarak hayattaki başarısını arttırması, huzuru arttırması. Yani kafadaki kilitlerden kurtulup, potansiyelini kullanıp hayatına yansıtacak o kadar. Yıllardan beri biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Biz gördük. Onların başarılı olduklarını gördük, yaşadık. Onlar başardılar. Onlar başardıysa sen de başarabilirsin. Sen de huzurunu arttırabilirsin. Senin bir engelin yok ki. Senin ondan bir farkın yok ki. Sadece farkı ne biliyor musun? Harekete geçmemek. Onlar harekete geçti, başardılar. O yüzden sen de bak, eğer arzuladığın başarıyı arttırmak istiyorsan, arzuladığın bolluğa ulaşmak istiyorsan,
berekete ulaşmak istiyorsan, arzuladığın o huzura ulaşmak istiyorsan, o zaman harekete geçmen gerekiyor. Karar vermen gerekiyor. Arkasından kafa yapını değiştirmek için çaba göstermen gerekiyor. Kafa yapını değiştirdiğin zaman zaten davranışın değişecek. Davranışın değiştiği zaman arzuladığın sonuca ulaşabileceksin. Herkes o şekilde başarıya ulaştı. Eğer sen de o binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi bizim sana yardımcı olmamızı istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu doldurup gönderiyorsun. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.